Evet, değerli Korsikalı Hıdır takipçileri, artık yeni bir formata geçtik. Madem evden çıkamıyoruz, böyle 15 gün oldu, 30 gün dedik, yani videoları biraz farklılaştıralım. Ne yapabiliriz filan dedik. Dünyanın etrafında bir sürü ülkede böyle tanıdığımız insanlar, arkadaşlar, dostlar var, dostlar edindik. Onlarla irtibata geçelim, onlara soralım dedik. Yani bu koronavirüs kendi ülkelerinde nasıl yaşanıyor, nasıl geçiyor filan. Geçen gün tanıdığım bir dostum vardı, Alpago. Şinasi Alpago. Alpago dediğiniz zaman Güney Kore'de herkes size gösterir. Bütün Koreliler bile. Yani Korece Ama tanınan beni göstermezler. Bir tane robotu gösterirler. bir Robot dinle. benden daha ünlü. Tamam, sen bir dinle beni. Bir saniye girme araya. Şimdi Eyvallah. Alpago'yu size tanıtacağım arkadaşlar. Alpago bildiğiniz gibi değil. Kore'de çok tanınmış, ünlü, namı yürümüş bir Türk. Ender Türklerden bir tanesi orada. Orada işte stand-up'lar yapıyor, ülke ülke geziyor falan, bildiğiniz gibi değil. Yeni bir YouTube sayfası da var. Dedim bize Kore'den, yani bu koronavirüsle alakalı en iyi bahsedebilecek odur dedim. Şimdi sizi Alpago'yla baş başa bırakmayacağım tabii ki, ben burada olacağım. Alpago'ya soracağım, yani onların ülkesinde korona nasıl yaşanıyormuş. Alpago kardeşim, ben sana Alpago mu diyeyim, Şinasi mi diyeyim? Sen diyorsun ki Alpago diye bir de robot varmış, robotla karıştırmasınlar sonra. Ya Koreliler Alpago diyorlar. Türkler ise Şinasi diyor. Size kalmış yani. İkisinin Hasan diye de çağırabilirsiniz Alpa Nasi falan, böyle ikisinin kompoze bir isim yapsak olabilir mi acaba? Alpago Şinasi'den. Neyse biz Alpago diyelim. Alpago diyelim. yani. Tamam, Alpa. Şimdi Alpago, sen uzun yıllardır Kore'desin. Artık bir Koreli olmuşsun. Kore Evet. vatandaşısın. Evet. Korece'yi sular seller gibi konuşuyorsun. Artık senin dilin olmuş. Zaten aile de benim gibi Türk aile tipinden uzaklaşmışsın. Gerçi elinde biraz evvel bir çay bardağı gördüm. Karıştırıp duruyordu. Ya şimdi hemen konuya geçelim. Ondan sonra Evet. senden de biraz bahsederiz yaptığın işlerden. Ya Kore çok etkilendi bu koronavirüsten. En başta Çin'den sonra Güney Kore ve Japonya vardı. Başından beri bir anlatsana, ne oldu orada koronavirüs ve şu anda ne durumda? Şimdi bu koronavirüsünün durumunu anlatmadan evvel koronavirüsün evveli var Güney Kore'de. 2002 yıllarında bir SARS Evet. vurdu Uzak Doğu'yu. O zaman Güney Kore çok etkilenmişti. Çin'den sonra bayağı bir etkilenmişti. 2009'da da işte başka bir ağır nezle, flu Güney Kore'yi vurdu. Orada da bayağı bir kişi öldü. En son olay ise bundan 2-3 yıl evveldi. 4 yıl evveldi belki de. Şu an tam iyi hatırlamıyorum. MERS virüsü vurdu Güney Kore'yi. Şimdi MERS virüsü en acı olanıydı. Çünkü Orta Doğu'ya ait bir virüstü. Belki biliyorsunuzdur. Kuş gribi değil mi İşte dediğimiz kuş gribi? Domuz gribi. Yani Onlardan bir evet tane bir değil mi? çeşit kuş gribi de ama Ha. Orta Doğu'ya has bir hastalıktı. Yani Mersin rakamlarına bakarsanız birden 7-8'e kadar hep Orta Doğu ülkesi var ama orada 2 numarada işte Güney Kore vardı. Yani Orta Doğu olmamasına rağmen Mers'ten en çok etkilenen ülke olmuştu. Bu Mers'ten sonra Güney Kore bu virüslerle alakalı çabuk yayılan, uluslararası bana da yayılan virüslere karşı çok büyük bir özelleştiri geliştirdi diyelim. Çünkü hani bu MERS Uzak Doğu'nun değil Orta Doğu'nun virüsü ama geldi Güney Kore'ye vurdu. Bunun üzerine devlet kendince bütün o sağlık politikalarını bir daha elden geçirdi. Zaten hani buna karşı büyük bir kamuda da yani bir tepki vardı. O zamanki yönetime karşı da büyük bir tepki vardı. Yani nasıl olur da siz bu virüse karşı adam gibi tedbir alamazsınız gibisinden. O arada bir yönetim değişince yeni yönetim eski yönetimin hata yaptığı konulardan birisi de bu virüse karşı tedbir olduğundan dolayı virüs için kendince yeni bir guideline zaten geliştirmişti, yeni bir ajanda geliştirmişti. Bu ajandan da en birinci noktası ise şeffafiyet ve olabildiğince fazla bir şekilde test yapmak. Üçüncü şey ise olabildiğince karantina bölgelerini arttırabilmek. Şimdi bunun üzerine İşte koronavirüsü patlak verdi. Koronavirüsün patlak verdiği yer Wuhan şehri. Wuhan şehri ise Güney Kore'nin en çok kontakta olduğu Çin şehirlerinden bir tanesi. Yani Wuhan'da bir sürü fabrikası olan Güney Koreli var. Wuhan virüsü patlak verir vermez Güney Kore direkt şey yaptı. Çin giriş çıkışlarına özel sıcaklık tarama cihazları yerleştirdi.
Ardından Wuhan'daki bütün Kore vatandaşlarını Güney Kore'de bir yer belirlediler. Oraya getirdiler. Orada bir 14 gün karantinaya tutup sonra ülke içine soktular. Bunun gibi en başta bazı tedbirleri oldu ama bunlar toplumda bir tepkiyle karşılandı. Özellikle buradaki sağcı kesim dedik yani Çin'le olan sınırı direkt kesmemiz lazım. Hiçbir Çin'le gidip gelişin olmaması lazım. Güney Kore'de o zamanki daha işte Çin'de Çin medyasına çıkan haberlere de birazcık kanarak, Çin'in verdiği rakamlara da kanarak, yok ya Çin işte kendince bayağı bir bu işi kontrol altına alıyor. Direkt Çin'le sınırı kapattığımızda sorunlar olabilir gibisinden bir refleks gösterip Çin'le olan sınırı tamamıyla kapatmadı ama tabii ki de süreç içerisinde bu sınırlarda bir bayağı bir daralma oldu. Sonra işte Çin'de artık virüs kontrol altına alınamaz hale gelindiğinde Güney Kore'de ise neredeyse işte 20 kişi falan vardı. Yani Çin'de artık sayılar yüzleri geçip binlere vurmaya başladığında Çin, Güney Kore'de hala bir 20-30 kişiydi. Ve Güney Kore biz tamam artık sanki virüsü kontrol altına aldık gibisinden gibi bir şeye ne diyorlar rehavete düştüğü sırada artık toplum şey demeye başladı. Çok da fazla tedbir almaya gerek yok. Ekonomimiz geriliyor. Neden bu kadar tedbir alıyoruz? İşte tamam işte kontrol altına aldık. Bu virüs artık fazla adam götürmeyecek. Bak hala 30'u bile bulmadık. İşte burada çok kötü bir olay yaşadı Güney Kore. 31. hasta diyorlar ona. 31. hastanın hasta olduğu ortaya çıktığında işte ona soruyorlar sen nereleri gezdin? Çünkü her hasta ortaya çıktığında onun son bir haftada nerelere gezdiğini saat saat olarak onu sorguya alıp oralara devlet gidiyordu, karantina işlemi yapıyordu. Mesela 17. mi 18. hasta bir Türk restoranına gitmiş, kebap yemiş. O işte şeye verince, ifadesini verince kebap yediği ortaya çıkınca o kebapçı dükkanı iki gün kapattılar. Devlet oraya geldi, bir dezenfekte işlemi falan yaptı. Ya böyle çok sert tepki, kontroller aldı daha olayın başında. Bu 31. hasta ilk önce konuşmamaya çalışıyor. Konuşmuyor. Adam tam anlatmıyor. Sonra öğrendi ki bu 31. hasta Güney Kore toplumunda zaten tepkilere sebep olan bir Hristiyan tarikatın üyesiymiş. Bu tarikatın da özelliği Türkiye'ye geldiğinde Adnan Oktar Hoca'nın A9 kanalına çıkan bir lideri var. Yani benziyor da zaten bazı özellikleri. O tarikatın üyesi. Sonra bu tarikat da bu olayı biliyor. Yani bir tane müritlerinin şu an devlet tarafından ne diyorlar, sorguya çekildiğini bildiğinden dolayı millete mesaj atmış. Biz onu görmedik, tanımadık. Kilisede iki kişi varken geldi gibisine yalan söyleyin gibisine mesaj atmışlar müritlerine. O müritlerinden bir tanesi de artık vicdanından ne sızlamış falan. Gitti bunu devlete gösterdi. Bak bizim kilise bize böyle mesaj attı diye. Bundan dolayı Güney Kore'de bir en başta böyle bir aksama oldu. Ama buna rağmen yine hemen iyi toparladılar. O iki şehri karantina altına aldılar. İki şehrin giriş çıkışları şey yaptılar, yasakladılar. Bu karantina alınması ne zaman? Yani bu baştan ne zaman? Ocak ayının sonu falan mı? Ben o zaman Almanya'daydım sanırım. Yani Şubat'ın 26'sı, 25'i ha, tamam. Falan. Tamam. Ya o zaman, öyle bir şeydi. Peki. Hayır daha erkendi. Şubat'ın 23'ü 22'si gibi bir şey. Çünkü ben daha Kore'den çıkmamıştım. Evet. Tamam. Yani öyle bir şey ya Şubat ayının sonlarına doğru. Şey, Güney Kore'de zaten bayağı bir Hristiyan tarikat falan var böyle değişik. Onların etkili olduğunu biliyoruz. Burada da Fransa'da da bir evanjelik tarikatından bayağı bir Fransa'ya yayıldığı söyleniyor. Peki şey diyeceğim. Şu andaki ölü sayısı ne orada? Şu an işte daha 200'ü bulmaz. Şu an son rakamlara bakamadım da yani 150 yeni geçecek. Peki vaka sayısı ne? 200'de Güney Kore. Yani şu anda artıyor mu? Vaka sayısı da 10.000'e daha ulaşmadı vaka sayısı Güney Kore'de. Şimdi mesela burada Avrupa'da yapıştı. Fransa'da mesela bu bahsedildiği zaman Güney Kore örnek olarak gösteriliyor. Şimdi mesela Güney Kore galiba günde 300 bin mi 400 bin mi test yapma kapasitesine sahipmiş. Oysa ki Fransa'da günlük test yapma kapasitesi 50 bin yani şu anda. Evet. Ki ona da çıkamamışlar. Şimdi 300 bin 400 bin test yapılan bir ülkede hani bunun... Şimdi Hıdır Bey şöyle bir şey var. Bir devletin yaptığı test var. Bir de devletin özel ve kamuya yani özel işletmelere ve kamu işletmelerine tabi tutmasını zorunlu kıldığı mini testler var. Mesela Güney Kore'deki herhangi bir bina, 6 katlı ve 7 katlı bina, şu an tam sayısı aklıma gelmiyor da yani içine fazla insan girebilecek bütün binalara sınırlama getirildi.
bir Sokağa kişi böyle çıkma bir yasağı var binaya... mı? Pardon, sokağa çıkma Yok, yasağı var mı? Hiç sokağa öyle bir şey. çıkma yasağı yok, Tamam. hiç öyle bir yasaklar yok. Çünkü o yasakların önüne geçebilecek çok mantıklı tedbirler evvelden alındığından dolayı Peki böyle bir yasağa gerek kalmaz. insanlar sokağa çıkma yasağı olmasa da insanlar buna riayet ediyor mu? Ya zaten farkındalar değil mi? Böyle bir tehlikenin olduğunu öyle. Ya evet, devlet hani sokağa çıkma yasağı koymamasına rağmen, evde kalın gibisine bir uyarı yapmamasına rağmen, halk elinden geldiğince eğer gerek yoksa pek fazla toplu yerlere gitmiyor. Yani halk zaten 3 tane virüs vakası yaşanmış. Bundan dolayı halk bu konuda bilinçli. Bakın biraz evvel ben size bir şey diyecektim. Binalarda, girişlerde direkt makineler var. Sizi zaten test ediyor sıcaklığınızı ve direkt her girişte herkesi kimyasal suyla elini yıkattırıp öyle içeri sokuyorlar ve maskeniz olmadan herhangi bir 5-6 katlı üstündeki binalara giriş yapamıyorsunuz. Yani zaten halk kendince bazı tedbirler geliştirmiş devletle ne diyorlar, bir işbirliği içerisinde. Bu sayede zaten en küçük bir şey olduğunda hemen devlete bildiriyor yani halk. Aa, bizde şöyle bir durum var. Bunun sıcaklığı fazla geldi gibisinden. Bu çok sıcakkanlı, Akdenizli bu filan gibi. Akdeniz He halkından. gibi gibi. Peki baksana mesela şurada Fransa'da çok konuşulan bir şey var Güney Kore ile alakalı. Evet. İşte özel şahsi verilerin şey olması. Yani şahsi verilerin böyle yayılması hani bilgilerin yayılması kanunen yasak. Şimdi Kore'de her işte test yapan test sonucuna göre işte bir cep telefonu numarası giriyor ve o cep telefonu numarasından aplikasyondan herkes nerede kaç tane koronavirüsü hastası var, kaç tane koronavirüs hastalığı geçirmiş insan var, hangisi bu hastalıktan kurtulmuş çıkmış onların hepsinin bilgisinin görüldüğü bir aplikasyonun olduğu söyleniyor Güney Kore'de. Herkes istisnasız bunu yapıyor. Şimdi Fransa'da bazı kesimler diyor ki buna geçelim diyor. Bu çok önemli bir şey diyor. Kimileri de diyor ki bu hukuken diyor yani Fransız anayasasına göre böyle bir şey yapamayız diyor. Çünkü bu şahsi bilgilerin yayılması manasına gelir falan gibi bir şey var. Hiç Güney Kore'de böyle bir kesim çıkıp ya böyle bir şey yapmayalım falan dedi mi? Böyle bir şey demediler çünkü yani Güney Kore halkı, yani Kore halkı böyle durumlarda çok hassas yani. Çünkü hani bir kişi hastalığa yakalanmış. Yani artık koronavirüs olduğu tespit edilmiş. Herkes istiyor ya bu son 3 günde nerelere gitti. Bunu herkes istiyor. Anladım. Durum böyle olunca yani bu halktan gelen bir istek sonucu olarak ortaya çıkmış bir aplikasyon. Yani devletin halka zorlattığı bir şey değil. Ki bu Anladım. aplikasyonu hani bazıları kuramayabilir yani 70-80 yaşında teyzeler, dedeler var yani onlar nasıl kuracaklar? Devlet her bir koronavirüsü tespit edilen kişi olduğunda o bölgede, mesela diyelim ki Gangnam'da bir tane kişi koronaya yakalandığı tespit edildi. Devlet hemen Gangnam'da yaşayan ya da olsa da Gangnam'da şey GPS'inden Gangnam'da olduğu tespit edilen herkese devlet özel mesaj atıyor anında. Mesela o mesajın şeyini silemiyorsunuz. Telefonunuzu titreşime aldığınızda dahi o telefonunuz böyle resmen ötüyor yani. Devlet mesaj, zorlu mesaj atıyor. Şu an bulunduğunuz bölgede bir tane koronalı birisi çıktı ve son 24 saatte buralara uğradı, haberiniz olsun gibisinden. Fransa'da yaşanan en çok şey mesela maskeleri devlet yeterince stoklamadığı için şu anda çok ciddi eleştiriliyor. Yani Asyalılar yani Asyalılar derken Çinliler de dahil buna Japonlar falan günlük hayatta hasta olmasalar da maske kullanıyorlar. Bir maske kullanımı var kültürlerinde. Mesela Fransızlarda şöyle bir şey oldu. Fransız Sağlık Bakanlığı'ndan falan insanlar hasta değilseniz maske kullanmayın dendi. Sonra bir kısımda dedi ki hayır bunu mahsus yapıyor Sağlık Bakanlığı. Çünkü maske ellerinde olmadığı için insanların maske kullanmasını istemiyorlar dedi. Böyle bir şey çıktı, tartışma çıktı ki bunda da haklı. Şu anda Çin'den her gün işte 40 milyon 50 milyon maske getiriyor E Fransa. şimdi şöyle bir şey, Güney Kore böyle bir şey olacağını tahmin ettiğinden dolayı en başta sistemini kurdu ve böyle bir patlama olmadı. Direkt şey yaptı, maske satışlarını sadece şeylere verdiler, eczanelere verdi. Çünkü eczanenin kontrolü Sağlık Bakanlığı üzerinden daha kolay oluyor. Ve şey yaptılar, vatandaşlık numaranıza göre maske satmaya başladılar. Peki böyle bir fahiş fiyat koyma Yok işte yok, maske ve devlet onun fiyatını belirledi. 1,5 dolar bile etmiyor yani, 1 dolar ancak ediyor bir maske. Haftada 2 tane maske satın alabiliyorsunuz. Sizin satın alma gününüz de vatandaşlık numaranızın şeyine göre değişiyor. Benimkinin şimdi sonu 8. 8 ve 3'ler çarşamba günleri alabiliyor sadece. Eğer çarşamba günü alamazsanız
cumartesi, pazar günü işte hafta içinde alamayanlar hafta sonları alıyor. Ona da bir aplikasyon geliştirdiler. Şu an hangi eczanede kaç tane şey açık, maske kalmış ve açık mı değil mi? Durum böyle olunca bir şey olmadı yani. Yani halkın içinde ne de olsa gidip satın alabileceğin duygusu olduğundan dolayı gidip net 10'ar 20'şer tane almadı. Herkes günü geldiğinde 2 tane alıyor. O 2 tane maskeyle bir haftasını zaten geçiriyor. Bazıları bir tane maskeyle bile geçirdiğinden dolayı maskesini hediye ettiği oluyor falan. Yani öyle bir herhangi bir yığılma. Peki evet. Şey yani sonuçta Güney Kore ekonomisi, sanayisi olan bir ülke yani Asya'daki, yani dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesi. O şu anda ciddi manada etkilendi değil mi Güney Kore ekonomisi bundan? Şimdi Güney Kore şunu dedi. Ya en başta şöyle oldu aslında. Yani biz çok mu fazla acaba tepki gösteriyoruz? Bu Çin'in hastalığı değil mi? Neden bu kadar şey yapıyoruz? Bu ekonomimizi bu bitirecek falan. Ekonomimiz küçülebilir gibisinden. Devlet de dedi ki bakın dedi böyle bir durum olduğunda bu başka ülkelerde yayılacaktır elbette. Bütün dünya bundan etkilenecek. Hani tutup sadece biz etkilenecekmişiz gibi davranmayalım. Hı. Herkes etkileneceğinden dolayı yani bizim etkilenmemiz bizi o kadar da şey yapmaz yani. Göreceli olduğuna bir sorun getirmez. İkinci bir şey elimize gelen tedbir alacağız denildi. Bu yüzden işte kiralarda işte dev yardımda bulundu. Bugünlerde kullanacağız gibisinde. Ekonomiyi öldürmeyecek şekilde, en az zarar görecek şekilde vergiden bayağı bir takviye oluyor. Mesela kiralara takviye oluyor, işte izinlere takviye oluyor, maaşlara takviye oluyor. Ha yani böyle bir yardım, sonra, böyle bir yardım var yani. Tabii. Halka devlet öyle. Şu an resmen parayı işletmelere yediriyor. Tamam ama mesela, o zaman insanlar hala çalışıyorlar değil mi? Evet. İnsanlar hala çalışıyorlar şu anda. Tabii insanlar tabii çalışıyorlar. İşini evden yapabilecek olanlar evden yapıyorlar. Gazeteciler evet. İşte yarısını evde yarısını içeride tutuyorlar. Hani gidip bir yere daha haber yazması gerekebilir gibisinde. Sonra yazılımcılar evden yazılım yapıyor. Üniversiteler evden Zoom'la işte eğitime geçildi üniversitelerde. Yani hemen devlet elinden geldiğince o bayağı bir teknik taktiği ve sahip olduğu parayı kullanarak bu olaydan en az zarar görecek şekilde olayı götürmeye çalışıyor. Mesele şu vardı. Son bir yılda yaptığınız işte giriş çıkışınızı gösteriyorsunuz. Bu şirket zaten para kazanıyordu. Koronadan dolayı biz işte pek fazla dışarı çıkmayın diye tavsiyede bulunduk diye millet buraya yemek yememeye gelmiş. O zaman bunun vergi indirimine gidelim. İşte işçisine verilecek maaşı biz İşçilik Bakanlığı'ndan verdirelim gibisinden. Böyle farklı belediyeler de bayağı bir yardımcı oluyor. Sadece devlet değil, belediye de şu an kendi esnafına sahip çıkıyor. İşte bu şekilde götürüyorlar. Yani Güney Kore'de şöyle diyebiliriz. En çok zararı ben gördüm. Ben burada gösteri yapıyorum. Sen de komedi yapıyorum. İşte bizim gösteriler iptal oldu. Yani şu an koronavirüsünün vurduğu bir yer varsa eğer tiyatrocular, sanatçılar oldu yani. Onun sana tavsiyem YouTube'dan yap. YouTube'dan canlı olarak yapabilirsin. Sahnedeki o tatlı YouTube'dan alamıyorsunuz. Çünkü milletin gülmesi sizi birazcık şey yapıyor. Öyle canım da burada da işte artık sanatçılar falan böyle işte konserlerini iptal olanlar falan YouTube'dan canlı yayın yapıyorlar. Artık bir alternatif bulunacak. Peki bununla alakalı bir şey daha soracağım. Güney Kore'de devlete, hükümete en büyük eleştiri ne oldu? İki tane büyük eleştiri oldu. Çin'le sınırı direkt kapatın dedi sağcılar. Şu an hükümet solculardı. Yani Çin'le sınırı direkt kapatın dediler. Sağcılar olarak. Çünkü sağcılar Çin'le ilişkilerin o kadar da iyi olmasından memnun değiller. Amerika'yla ilişkinin iyi olmasını istiyorlar onlar. Bu vesileyle işte içlerindeki anti-Çin duyguları birazcık kabardı. Direkt kapatın yani. Direkt kapatın dediler. Hükümet dedi ki nasıl direkt kapatalım ya? Bizim orada bir sürü dedi fabrikası olan esnafımız var dedi. Yani hele özellikle Wuhan şehri tam şey. Yani kademeli sınırı ve kapatmadılar denir. Kademeli daralttılar sınırı. Kapatma olmadı. Ondan dolayı çok büyük bir tepki gördüler. İkinci bir şey, işte koronada işte Çin'de rakamlar artık 10 binleri bulmaya başladığında Güney Kore'de hala 300'ü 400'ü bulmamıştı. Ve ölen sayısı da daha 20'lerdeydi. İşte tamam biz kontrol altına alındık. Aldığımıza göre bu kadar artık abartmanın gereği yok ya gibisinden
devletin işte bazı tedbirlerinin çok gereksiz sert olduğuna dair işte şey oldu, tepkiler vardı. İşte sonra o 31. hasta olayı patlak verince aslında devletin zamanda koyduğu o tedbirler sayesinde böyle büyük bir delik çıkmasına rağmen hemen kontrol altına alınması sağlanmış oldu. Yani ama devlet orada millete IBAN numarası verip yardım yardım yapmasını falan istemedi yani, değil mi? Kore halkından. Ya şimdi Güney Kore halkı öyle parasını kolay kolay veren bir millet de olmadığından dolayı Evet. birisi Kore'den parasını istiyorsa 2-3 kez düşünmesi lazım. Ama siz şanslısınız ya. Öyle Kuzey Kore gibi, Kuzey Kore gibi hiç koronavirüs vakasının yaşanmadığı bir ülke var yani. Kuzey Kore şey diyor, bizde koronavirüs yok ama koronavirüsüne yakalanlarda görülen semptomları gösteren insanlar var. Biz de merak ediyoruz. Bu korona değil de ne acaba diye. Şeydir o, nezledir o. Nezle olmuşlardır. Ha, nezledir. Sonra işte şu oldu. Neydi onun ismi? İşte Kuzey Kore kanallarını izliyoruz. İşte oradaki lider şey yaptı. Bir askeri birliğe gitmiş. İşte orada bütün herkes şeyli maskeli, bir kendisi maske takmıyor. İşte o birazcık alay konusu olunca bu sefer şey yaptı. Komutanlar dedi ki, ya dedi, siz komutansınız. Askerin sizi gördüğünde cesaretlenmesi lazım. Ne korkuyorsunuz da böyle şey takıyorsunuz? Maske takıyorsunuz. Bir sonraki işte birkaç gün sonraki videolara bakıldığında lider ve büyük komutanlar maske takmıyor, millet takmıyor falan. Bizdeki Uşak valisi gibi, o da takmıyor ama millet ama millete sosyal mesafeyi koruyun diyor. İyi ya. Yani güzelmiş. Bizim lider sosyal mesafeyi korumuyor. Millete ama ben böyle. Kuzey Kore'nin ama ben Kuzey Kore'nin koronavirüs olmadığına inanırım yani. Zaten ülkeye giren çıkan yok. Değil mi yani? Yani ülkeye zaten turistle ya bu, siz şaka dediniz de devlet kanalında bu resmi bir şekilde söylendi. Yani üstü kapalı Amerika'ya gidirerek zaten bize ekonomik yaptırım uyguluyorsunuz. Bize giren çıkan yok. Virüs nasıl girsin gibisinden yani kanalda bunu söylediler Kuzey Koreliler. Ya Alpago, çok teşekkür ederim ya. Sen şimdi biraz kendinden bahset. Sen şimdi orada şey yapıyorsun, stand-up yapıyorsun, radyo programlarına katılıyorsun, televizyon programlarına katılıyorsun. Bu arada ben bir şey söyleyeyim de şunu. Ben kamerayı karşımda ama ben bilgisayarda olduğu için görüntüsü Alpago'nun oraya bakıyorum. Dolayısıyla sabahtan beri yani oraya bakmamın sebebi o, biraz daha aşağıya doğru. Sen bir anlatsana bu işini. Sen nereden başladın, nereden çıktı bu? Güney Kore'de bir Türk çıkmış, ya, şey yapıyor. Aslında şöyle diyeyim ya, daha evveline geri gidersek ben aslında fen lisesi mezunu, İstanbul Elektriği kazanmış biriydim. Güney Kore'de okuyup burada mühendis olayım dedim. Hani gelişmiş bir ülke, bundan 16 yıl evvel. Güney Kore mühendis olmaya geldim. Sonra işte Korece'yi öğrenirken farkına vardım ki biz aile, anne babanın baskısıyla yani toplumsal baskıdan dolayı gitmişiz. Fen lisesi okumuşuz, ÖSS'ye girmişiz, İstanbul Teknik Elektriği kazanmışız. Ben aslında bu işlere göre bir adam değilmişim. Ben aslında geyik yapmaktan hoşlanıyormuşum. O zaman geyiği hangi bölümde yapabilirim diye düşündüm. Bir de baktım kimse de pek okumuyor. Güney Kore gelen bütün Türk öğrenciler hep mühendislik okuyorlar ya da ekonomi okuyorlar. Gittim siyaset bölümünde okudum. Mezun olduktan sonra da gazetecilik yaptım. Daha doğrusu muhabirlik yaptım yani 6 yıl boyunca. Muhabirlik yaptım. Bu süreçte yani bayağı bir şey de şahit oldum yani. Kuzey Kore sınırına, Güney Kore, Kuzey Kore liderinin görüşmesine şahit oldum. Zaten ben Adayı bombaladılar, adaya girdim. Japonya'ya geldiğimde bir Güney Kore'ye gelip sen de sınıra gidecektik de nasip olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Nasip olmadı. Bir daha gelişinizde sizi Kuzey Kore'ye sokarım. İşte neyse öyle yani şeyle gidiyordum yani bir gazete muhabiri olarak zaten bir Güney Koreli gazeteciden farkım yoktu. Hemen hemen her deliğe girip çıkıyordum. Bu vesileyle de Güney Kore kanallarıyla zaten aram iyiydi. Çünkü yani Koreli muhabirle aynı ortamdayız. Yani aynı şeyin peşini düşünüyoruz. Aynı dayağı yiyoruz ortamda. Sonra şu oldu işte, ben işsiz kaldım. Bundan 4 yıl evvel. Bir anda işsiz kalınca çocuğa şimdi süt almam lazım. Çocuğa bez almam lazım. Ne yapayım diye düşündüm. Gidip yani ticaretle uğraşmak istemiyordum. Tercümanlık yapmak istemiyordum. O kadar eğitim almışız. Yani gururuma yediremedim böyle bir şeyi. Ya dedim bir dakika, ben geyin iyice dibine vurayım dedim. Güney Kore'de de o stand-up diye bir şey yoktu. Bir deneyeyim dedim. Bakalım oluyor mu?
2016'nın 9. ayında işte gittim bir tane salon kiraladım. Poster falan yaptım. İnternete koydum. Bazı promotör firmalarına verdim. Onu yaydım. İşte 3 kez gösteri yaptım. Üçüne de yani salonun %70'i 80'i doldu. Millete güldü. Onları da kayıt altına aldım. Sonra onları internete verdim. İnternete verince de artık oradan buradan teklif geldi. Gel bize gösteri yap, gel bize gösteri yap diye. 2018'de de Güney Koreli komedyenler yani televizyona çıkıp televizyonda skeç komedi yapan Güney Koreli komedyenler stand-up'a başlayınca internette zaten benim videolarım var. Çok doğal bir şekilde onlarla tanışmış, kaynaşmış olduk. Ben onların ekibine dahil oldum. 2018'den sonra artık şey yani profesyonel komedyenlerle stand-up yapmaya başladık. Sonra yaptığımız stand-up çok tutuldu Güney Kore'de. Yani gençler her gün geliyorlardı, bizim salonu dolduruyordu. Sonra buranın devlet kanalı artık daha fazla buna duyarsız kalamadı. Tuttu, şey yaptı. Devlet kanalı olduğundan dolayı hani biraz hassas oluyorlar ya. Gece saat 11'e ve artı 19 şeyini çakarak bizim stand-up gösterisini işte kanala taşıdı. Zaten stand-up yaparken de şeyciler geliyordu. Televizyoncular, metin yazarları, bizim gösterilere geliyorlardı. O vesileyle bir sürü radyo yapımcısıyla tanıştık falan. Öyle radyolara, televizyonlara. Yani eskiden de ben zaten televizyona çıkıyordum yani Orta Doğu hakkında yorum yapıyordum. Çünkü hani Türkiye'den gelmişti gazeteciyiz diye de hani işin gay kısmını yapıyordum. Çok ciddi bir profilim vardı. 2016-2017'den sonra saldım kendimi diyorsun. O ciddi profilim. Aynen saldım yani. Şöyle diyeyim. Pavyonlara düştüm. Çocuğa ekmek parası kazanacağım diye. Barlara düştüm. İşte sonra buranın Survivor'ına falan katıldım. Orada bayağı bir yine ismimiz yayıldı falan derken işte bugün böyle oldu. Son bir yılda da yurt dışında yapıyorum gösteriler İngilizce. Gene en son şeyde yaptım. Abu Dhabi'de yaptım. But after marriage my opinions changed. You know why? Okay. I went to heaven. 72 virgin girls wait me. How about my wife? 72 virgin boys? That's why I said my wife, my sweetie, heaven is not a good place to us. Until now, you have to drink alcohol, you have to do gambling, and I have to go Orchard Tower. Thank you very much, guys. Çok iyi. Gele gele Korsikalı Hıdır'ın konuğu oldun yani. Yani evet şeyimde yani şu an kariyerimde bir dönüm noktasındayım. Tabii, tabii canım bunu da CV'ne eklersin artık. Yani o kadar yani CV'mde öyle önemli bir nokta ki annem şey diyor, aa o adamın kanalına mı çıkacaksın diyor yani. Ya dedim anne biliyorsa demek ki çok iyi bir kanaldır demek ki, burası. Sen, demek, yani, kadın işte, YouTube'dan haberi yok. Yani sende bir problem varmış yani düşün yani. Ya şey... Yo, annem sizi şeyden takip ediyor. Facebook'tan takip ediyor. Bu arada söyleyeyim yani. YouTube'dan takip ediyor. Ha, iyi. Like atıyor muymuş? Evet. Bak. Like atıyor yani, muymuş? Yani YouTube'a girip sizi bulabilecek şey yok. Know-how'u yok. Şeyden, linklerden gidiyor. Facebook'taki linkler üzerinden YouTube'a gidiyor. Vay. Like atıyor muymuş? Ya onun attığı like'lara düşmeyin ya. Yani... O kadar seviye aşağı çekmeyin. Ya olur mu canım? Biz şey demiyoruz yani. Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi demiyoruz biz. Eyvallah. Değil bir şey alakası. Öyle kadın kendi onunla like atmıyor ya. Kadın kendi onunla like atmıyor. Size mi like atacak? Ya anlamıyordur. Kadın senin... YouTube'u neye kullanıyor biliyorsunuz mu? He. Bana mesaj atıyor işte oğlum gelirken şey getir, patates getir falan. Ben bakmıyorum. Bir baktım işte şey tabi ben de YouTube yaptığımdan sonra YouTube'dan gelen notification'lara bayağı bir hassasım. YouTube'dan şey geldi bana, notification geldi. Birisi yorum yapmış. Açtım, okudum. Oğlum gelirken patates getir. Annem YouTube videolarının altında yorum yazdı, patates getir diye. Evet, madem ne yapıyorsun ya? Oğlum diye mesaj atıyorum, bakmıyorsun, YouTube'a bakıyorsun. O yüzden YouTube'dan yazdım diyor. Çok iyi ya, çok iyi. Bence bu senin annede şey genlerden geliyor yani, sana geçmiş biraz. Zaten kanalıma girerseniz görürsünüz yani annemi bayağı bir malzeme olarak kullanıyormuş orada. Tamam biz şeyi şimdi verelim senin irtibat şey yani YouTube kanalını filan. Zaten bir kesin. Ya ben zaten hemen altına yüzsüz yorum yaparım. Ya, size yorum yap yap yorum yap sen zaten şeyde linkleri filan da aşağıda olur.
İnşallah senin kanalda gelişir yani. İnşallah Fransa'ya da gelirsin, bir gösteri yaparsın ama Ya benim şu nece yaparsın an bilmiyorum. repertuarımda yani Türkçe bir şey yok. Ben İngilizce ve Korece yapıyorum ama şeyce takipçiler için bütün videoların altında Korece altyazı var. Daha doğrusu 12 Ha, dilde gördüm. altyazı var yani. Yani bir Gördüm. Vietnamlı arkadaşınıza da izletebilirsiniz ya da bir Endonezyalı arkadaşınıza da izletebilirsiniz yani. Tamam. Tamam, teşekkür ediyoruz Alpago. Eyvallah. Çok sağ ol. Renklendirdin. Arasına İnşallah. bağlanalım ya. Muhabbetinize doyum olmuyor. İnşallah. Ya işte saat farkı var ya, sen şimdi orada uyuyor olman lazım. Burada gündüz yani, Ya abi saatler. 32 bin takipçim var. Ben her türlü bağlandırırım senin kanalına. Yeter ki sen beni çağır ya. Tamam ama sonra boynuz kulağa geçince sonra bir daha yok işim var gücüm var uyuyacağım kalkacağım falan deme bana. Abi o şimdi doğanın kuralı var. Ne yapacaksın yani ona? Yani o benim elimde olan bir şey değil. Doğada olan bir şey. Hain. Tamam, oldu o zaman ya. Sağ ol Biz ama açık gerçekten. sözlüyüz abi. Sağ olasın. İnşallah güzel bilgiler verdin. İnşallah faydalı olmuştur. İlk denemeyi senle yaptık. Bakalım kötüyse bir daha yapmam artık. Ne Eyvallah. yapayım? Ya bu korona bitsin de başka konularla alakalı da konuşuruz. Ya Güney Tabii Kore ben eğlenceli bir ülke yani. tabii gelir başka konular, başka hastalıklar, başka virüsler. Yok ya hastalık artık gelmesin ya. Tamam, Çocuğa gelmez. süt getiremiyorum yani. Ya ben yollayayım sana buradan süt ya. Ne olacak? Vallahi açayım. Ben böyle bu konularda çok açayım. Hemen adresi atarım ha. Tamam, iyi güzel. Şinas şey Alpago diyeceğiz sana. Ağzıma alıştırayım. Alpago, Alpago. Alpago, teşekkür ediyoruz Eyvallah. ya. İnşallah bakalım bu şeyden sonra bakalım kanalın ne kadar abone gelmiş. Ona göre sen bana havale yaparsın. Ben sana IBAN göndereyim. Valla artık 6.000 yazılır Türkçe abone başına. yorumlardan şey yaparız yani bir bakarız ya kaç Abone kişi gelmiş. başına. Sağ olasın. Hadi görüşmek Eyvallah. üzere o zaman. Kendine Hadi iyi bak. görüşürüz. Selamlar aileye. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.